Car Construction el emeği göz nurunu sunar. Merhaba sevgili El Emeği Göz Nuru izleyicileri. Bu hafta Görneç Köyü'nde dağarcık ustası 77 yaşındaki Aytekin Maraşlı'nın evine konuk olduk. Gelin bu serüveni hep birlikte ortak olalım. Amca, öncelikle bizlere kendinden bahseder misin? Seni bir tanıyalım. Adım Aytekin Görneç doğumlu. Hangi tarihte? Nerede doğdun? 1938 doğumlu. 12 yaşına kadar ilkokula gittik. İlkokulu bıraktık. Hayvancılığa başladık. Amcamın davarları vardı. Ona yardım ederdim. 13-14 yaşına girdim. Lefkoşa'ya gittim. Mobilyacı yanına gittim. Sene de orada çalıştım. 17'ye bastığımızda bir o zaman İngiltere şeye çıktı. İngiltere'ye kaçtık. Aşağı yukarı 18-19 ay kaldım orada. Babam hastaydı. Yani ölüm şeyindeydi. Gelmek zorunda kaldım. Geldim 2-3 ay sonra da öldü. Yani geri gitmek niyetindeydi. Ya da parayı da yatırdım. Alamadık tekrar. Hayvanları vardı sattım. Parayı alamayınca gidemedik. Aldık burada. Londra'dan geldiğimde Lefkoşa'da yine bir dükkancık, yani mobilyacı alıştım biraz yapardım. Bir dükkan açtım. Ama Rum tarafındaydı şeyde, Tahtakala'da. Bir gün işledik, iki gün kapalı. O zaman örfü idare vardı. İngiliz zamanıydı daha. Yani dışarı çıkamazdık. Bir iki ay böyle devam ettik. Baktık elimize biraz para kaldı getirdiğimiz geliri. 13 tane keçi alabildim. Evet. O param o kadar kaldı yani. 13 keçiyle amcamın da vardı. Ona da yardım ederdim. Ekmeği şey zaten onun yanında kalırdım devamlı. Onu da yerdik. Bir sene sonra bir pazarlık ettik. Bir sene çalışacağım bir şeyle 100 lira verecek. Bir sene de bana. Amcam yanında ekmeği yemedi, ondan yerdi yani. Öyle oldu. bu evi yani abi, bu evde kardeşimdi ya. Bunları ben yıktım da yaptım. Ziveran yenildi. Satılık ederdi. Koşuya kaçtıydı o da. 150 lira verecek. Kardeş yani. Başkasına. Ben isteyince 200 lira istedi. Elhasıl amcam yani beni o 100 lira vereceği para durdu. Ben onu harcanmadım. Bir sene kaldı yanında. Tekrar 100 lira da kendik odur. Da bu evi yerleri aldı bana evin yerini. Evet. Hayvancılık yani, yapmaya devam ettiniz. Devam ettim. Yani ona bir sene ona onun çoğudur. 100 lira fazlaydı onun. Hayvanları yani çoğaltmaya başladım. O sattığım hayvanların parasını aldım 200 lira o zaman ötmünde.
burada Galavaş köyü var. Orada bir adam vardı. Hayvanımı sattım. 60 tane gittim. 350 lira hayvanlar aldım. Yani ben kendi o 200'ü verdiğim 100'den şeyden kooperatiften çektiğim ödedik. 50 lira da adama dedik bir sene sonra sana verecek bunu. O öyle oldu. O şey aslında da biz nişanlandık. Hanımız dedik. Hangi tarihte nişanlandınız? 60'ta aşağı yukarı. Evet. 1960'ta. Zaten yabancı da değildi. Kardeşi de beraber çobancı gibi. Yani iki kardeş gibi indik bunun kardeşiyle. Evet. Nişanlandık. O hayvanları şu attık. Bir müddet öyle gitti. Bu da şey çıktı. Harp çıktı tabii. Bilin ya o şeyleri. Gece nebede giderdik. Gündüz hayvanlara bakardık. Bir müddet öyle devam etti. Evlendik. İşte durum böyle işte. Kaç çocuğunuz var? 4 tane. Allah başlasın. 4 tane çocuk var. 3'ü kız, 1 oğlan. Kızlar. 3'ü de öğretmen. Damatlar da öğretmen. Hatta bir de torunlar öğretmen. Allah başlasın. Çocuk da şimdi, oğlan da şimdi evlenmedi. O şeyde çalışma yaptık. Böyle duru boş. Peki o yıllarda hayvancılık mesleği yaygın bir meslekti. Başka iş yoktu ki o zaman yapasın. Yani bu kargaşalar vardı. İşe gidemedin, dışarı çıkamazdık. Bir gün zaten İngiliz zamanında Rum tarafına geçmedi. Bir gün çalışın, 2 gün örf idare doğru gider, kavga çıkar Rum'da. Çalışamazdık. Peki Aytekin amca, dağarcıktan bahsedelim. Dağarcığın yapımından. Hayvancılığa meraklı olduğum için bir ihtiyar adam vardı, dağarcık yapar. Amcam da o zaman böyle hayvanlar ölürdü, şey, çok ölet vardı. Ölen hayvanların derilerini yüzer ve Rum'da işlerdi, yani işleme verdi. Bunlar havuzlarda çalışır diyor. Kireç doldururlar içine, atarlar havuza. Ama önce zaten bunlar deriyi yüzüne duzdan kendini kalır kuru, o duzu çeker. Ondan sonra işlerlerdi. Bir hale derisi vardı. Amcama yalvardık, bir tane dedim, gel bana gidelim daha bir götüreceğim. Diktireceğim dedim abi, ben bilmem dikmeye. Götürdük, ihtiyara bir tane dikti. Beğenmedim ben. Dedim ben bunu yapamayacağım. Ben onu bozdum, nasıl olduğunu, nerede şey dedim. Kendim yaptım bir tane başka. Evet, siz kendi daha kendinize öğrendiniz. Daha güzel oldu. Hani bir iki ay gezdik, dedim gel onu attım. Deri var ya, ben bir tane daha yürüttüm deriyi. Başka yaptım, daha güzel oldu. Böyle 3-4 devada bizim adımız çıktı birinciliğe. Aytekin Usta şimdi usta diyeceğiz. Aytekin Usta. Bilen bilmeyen çoğu Aytekin Usta derler. Peki dağarcıkta kullanılan deriden de bahsedin bize. Her deri kullanılır mı? Bu en çok keçi derisinden olur. Her deri yani normal deri, keçi deri olacak. Koyun derisinden olmaz. Peki neden keçi derisi? Koyunun derisi daha yumuşaktır. Evet. Dayanmaz. Ve fazla yün var üstünde, onları çıkartması zordur. Herhalde bilmem lazım. Bunları şimdi makinalarda işlerler, makinalara atarlar, ilacıyla evriz, deriyi alırız, şey derdim, kireç doldurlar ve havuzlar vardı, atarlar da havuzlara. O havuzda o kireç dökerdi tüyleri, hiç şey işlemez. Hiç tüy kalmazdı üstünde, hem de zer dolurdu der, o kirecin şeyle. Dikkat et, o deriye de bak, eline de, buna da bak. Ama o eskidir o şey. Ondan sonra Rum tarafında şey ettiğinde, şu anda bizim arkadaşlar makinalarla yapardı. Günümüzde dağarcık kullanılıyor mu? Ya çok az şimdi. Öyle şimdi süs uçur. Yani. Peki eskiden nasıldı? Eskiden ya, sabahtan çıkardın da yemeğimi yemeğe koydun da akşamüstü gelirdin eve. Çobancılık öyleydi. Ya. Ekmeğin, suyun ne koyacaksan içine koy. Kurun onunla gibi. Peki bu dağarcığın özelliği neydi?
Ne gibi özellikleri vardı? Özellik ne bileyim, özelliği nasıl diyeyim sana? Sağlam. Sağlam olmaz sağlam yani. Bu ne çürür ne cez, senelerine gider. Zaten en aşağı 30 senelikdir o. Ama şimdi devamlı kullanırsan 10-15 sene dayanır. Ha. Fazla dayanmaz. Peki bir eskiden... Fareler yer bilmem. Yani o devamlı darcık şey, yağma kokusu olur. Eve alsan fare de yer. Ama şimdi bunları yemez de koku mu yok. Peki eskiden satış amaçlı yapar mıydınız? Ya şimdi biri bulur da getirir satar ama işte ona yapardık. Öyle başka bir. Yani eskiden talep daha çoktu darcıklar. Yani alıp deriyi de yapıp da satmadım hiç. Deri bir getirirse İsteyen biri deriyi da yapardım ben de. Ya şimdi bunlar hep sahaplıdır şey. Evet. Ya. Peki boncuklu darcıklar yaparsınız, süslü. Ya onlar boncukludur. Ama yoktur öyle boncuk şimdi. Plastik olan da varsa onu bulsam plastik. Şimdi kullanılmaz da çok. Daha çok süs amaçlı. Avcılar işte avcılar yemek ekmek neyse kullanmış. Çoğu da şimdi muşamadan götürüldü. Peki siz birine öğrettiniz mi dağcık yapımını? Birinin merakı yok ki de öğrenecek. Öğrenmez. Ama zordur yapması, çok kolay değil ya. Bu ağzını yapması dibelik çok zor. Yarım gün uğraştım bir gün bir darcına, yarım gün düzel değil. Bir milim eksik oldu, uyumadı biri beni, hepsi denk olacak. Peki tamamen bir darcığın yapımı ne kadar sürer? Yani bir günde bitmez darcık ha. Ben bir haftada şey edeyim, böyle diyelim altını yapan yarın bunları yararık, bir gün ağzını onarır. Yani normalde bir günde bitirebilin ama bitmez yere beklemen lazım. Şimdi ağzını delim kırdım, sıkan kendini en aşağı 5-6 gün kuruması lazım. Kurumasa kalmaz aynısı bu şeyler. Bunlar. Bunu şimdi kessen ıslatsan bile düzenmez. Bu kuruduktan kendi böyle kalır, hiç şey etmez, değişmez. En aşağı 5 gün kuruması lazım. Evet. Yani şimdiki derler daha yumuşaktır ve bunun gibi de olmaz. Kaç yıllık bir dağcıktır bu? Bu 30 aşağı yukarı 30'u geçip bizim. Darcığı siz mi yaptınız? Ben yaptım. Yani ilk yapımlarım bunlar. Ben 50 sene var peki de yaparım şimdi değil ya. 20 yaşına başladım şimdi 77 yaş. Neyim abi? 20 yaşına başladım yapma. Öğretecek olsam da öğrenmez ki biri. Yani. Zaten öyle ya. Şimdi pek kullanışlı değil ya, ne bileyim ben. Öyle susuç işte birkaç kişiye yaparım. Londra'dan geldi. Karpazlı bir adam var. Dizlikli şeylere çıkar reklamlara. Evet. Ondan getirdi iki tane Londra'ya yollayacakmış. Getirdim diktim yanında yani Londra'da getirdim. Bunların biri de kardeşi. Kızım var. O da Londra'dadır. Kocası geldi, iki tane deri getirdi. Birini sadık, birini mal etti. İki deri attı gitti. Daha işte yarım buçuk durdurur. Bir tanesi bunların. Yani ara sıra dikip arama öyle ayda bir tane, ya bir iki ayda bir tane geliyor. Devamlı yoktur. Daha çok kimlerin merakı var? Turistlerin ilgisi var mı? Turistlerin vardır. Bir iki sene önce, bir iki üç sene var herhalde. Rum tarafından ama Türk'tü de adam. Onda şeymiş, hastanede doktor, ayırtıcı. Oradan deri aldı da getirdi kendi yerine. Getirdi deriyi bıraktı, bir sene sonra geldi aldı. Yani iki tane deri getirdi. Birini diktim aldım, biri kalsın sağ dedi, bıraktı. Diktiğimin parasını ödedi. Rum tarafından geliyor ama hanımı da şeyci, Rum. Orada kalırmış. Ondan... Bir neden getirdi kapası. Yani öyle ayda yılda bir tane gelir. Devamlı değil. Deri olsa gelecek ama işte bulmazlar deriyi. Aslında bizim şey yaparız. Tuzla da var bir şey onda yaparlar ama. Herkes gidip almaya şey gelmez. Günleriniz nasıl geçer bir gününüz? Ben sabahtan kalkarım hayvana onları giderim ovada bir şeyler ekerim.
ot yaprak neyse. Kışta derim, şimdi zaman pakla bizella, mar, her şey ot yapraktan her şey var. Soğan, sarımsak, maydanoz, verse, pazı, ıspana. Evet, boş gider durmak. Onlara bakarım. Yani çocuk eker, eğilip ben ekerdim. Şimdi eğilip doğramı var ya. Çocuk eker, bana gider su varırım, toplar buldum. Şimdi hayvanlarınız var mı? Evet. Şimdi hayvanlarınız var mı? Var, bir on tane. Çocuğum da var. Aşağıdadır şey, onları. Sabahtan kalkarım, eşeğimi onarırım, dağcığımı hazırlarım, ovaya giderim. İşte bunlara koyup onun dili düştü, çıkarttı. Bu kendim var. Bunlardan kalan parçalardan yaparım. Ben bunların çoğunu şey derden de yaparım ama kalan parçaları da kullanırım. Şey etmez. Bunu ben 15 lira satarım şeklinde. Evde otururlar. Bu aslında bir şey istemez de hiç. Evet. Bir adam getirdi. 40 tane diktim kendime. Bir de daha çık diktim. 500 lira verdi. Hatta kayınımın çocuğu var. Kayınım geldi. Yanım Kemal Havalık tanısı. Yavrusu. Bey dayı işte diye yok derim. Deri yok derim. Aldı beni götürdü Tuzla'ya. Deri aldı. 500 lira deri parası verdi. 40 tane de ona dikti. 20 lira da ben kendime de sattık. Yani satılır bunlar olsa bunlardan satılır. Festivallere katılır mısınız? Mesela ama yani böyle gösterir yüzü katılmam. Darcı koduk şeye bir gün ama festivale giderik ama yani uygun deri bulmak lazım. Bunu önce bu katlamak lazım. Isladır önce. Önce ısladacaksın kendini, yumuşasın deri. Böyle olmaz. Bunu kapladıktan kelli. Şekeri aldıktan geleceğe de. Bu böyle kaplanır. Bunu dikilmişi belli onda. Ölçüyle ben bu şekilde euro dikerim kendimi. Diktikten kelli bunlar hep bir bir işte böyle yarılır. Püskülleri yapılır. Püskülleri yapılır. Buradan kesilir bu alt tarafı. Tabii uygun şekilde. Kestikleri bunu ters çevirin. Yani bu içine devirin bunu diken üstüne. Hatta bu yapılmış hazır bekleyin buna bocadı. Bunu yani ters çevirin işlerini döndürün kendini. Bu öyle olur. Diktikten gel, her şey bittikten geldi. Bunu bu şekilde yumuşak, ıslak olacak da yumuşak olsun, böyle zorlanır. Yaş olduğunda istediğin şekli verebilin kendine. Bu şekilde ne kadar giden de uyumaz diyelim, aynı şey gelmez. Bozan tekrar bozan, belki de 5-6 tane on da var. Birisi getirdi, yapmış şey, kendi dikmiş şeylerini getirdi. Allah'a sen de bayi şey et yani kendi başlatmış dik. Aldım ve Allah beni yaksın. Yarım gün uğraştım derim ama teke deriz derler. Kalın ne kırılır ne görür. Dedim bir daha böyle gayet getirmeyin. Bana ben dikkatli yendik mi? İşte bu şekilde yani bunu ayarlan beni bu şekilde kırılır. Peki eskiden de boncuklu dağcıklar yapılır mıydı? Evveli daha çok meraklıydı böyle, daha çok şey çok yapardı.
Yani ben her Lefkoşa'ya gittim. Evvel ayda yılda neyse bir giderdim. Vardı böyle arabacıklar var satarlardı. Gide 10 tane bir şey, 10 tane bir şey alırdı. Ama şimdi yoktur böyle şey, bir bulmam, bilmem. Plastik vardı yani, gördüm plastik. Hatta bunları böyle katırların boynuna sararlardı böyle. Olan olan ederlerdi. Evveli su dağıdılar Lefkoşa'nın içinde. Çakılmakı da o araba bile yoktu. Bizim zamanımızda Lefkoşa bulmazdı. Eskiden yaşam daha zordu. Daha zordu çok. Ya. Peki ya, eskiyi özler misiniz? Eskiyi araysak bunu aramayla bulmayın. Özler misiniz? Tabii özlerik. En çok neyi özlersiniz? Ya evvelden giderdik, bayram yerleri vardı Lefkoşa. Çocuk para biriktirdik. Seneden bayramdan bayrama. Yani siz hatırlamazsın, yukarıdaydı bayram yerleri şeyde, yine kapısında. Oyuncaklar şeyler daha moderndi yani, doğal şeydi onlar. Şimdikileri hep havada dönen şey elektrikli. Yani daha evveli daha normal idi. Durum böyle. Teyze, seni tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Emaraşlı. Aslen Görneşliyim, bu köylüyüm. Doğup büyümem buralı. Epey çalıştım ben. Sanayi Holding'de çalıştım. 22 sene çalıştım. Emekli oldum. Şimdi köyümüzde köy kadın kursu var. 10 yıldır da kadın kursuna giderim. Çok güzel el işleri yaptım toruncuklarıma, çocuklarıma. Evet. Devam ettiririm yani, daha gidiyorum. Böyle geçer zamanlarımız işte. Şimdi günümüzde halen daha ekmek yoğuruyorsunuz. Fırınınız var. Evet, fırınımız var. Fırınımızı küçüklüğümüzden beri annemiz yapıyordu. Eskiden ekmek, hazır ekmek alma yoktu. Herkes kendi evinde yapıyordu ekmeğini. Biz de evlendiğimizde gene biz de devam ettirdik. Ben daha yani yoğururum hala daha ama şimdi her zaman yapmayı, köyde 2 tane fırın var. Artık gerek duymayık. Yani azaldık da, çocuk çoluk evlendi. Hazır alırık. Ama bayramlarda gene geleneğimi yürüdürüm. Çocuklarıma çöreğimi, pilavınamı yapıyorum yani daha. Hali hazırda yaparım her bayram. Bayramlarda yapıyoruz yani. Ara sıra canımız çektiğinde gene yaparız çörek. İşte öyle. Bir Elemeği Göz Nuru programının sonuna. Yönetmenim Yohan Deşatu ve ekip arkadaşlarım adına haftaya farklı bir meslek ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
sundu.